Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Huawei'nin Ascend G7 isimli telefonunu inceleyeceğiz. Telefon fiyat ve performans telefonu olarak çıkarıldı. Şimdi zaten özelliklerinden bahsedince siz de anlayacaksınız. 5.5 inç. Ama özelliklerinden önce şöyle bir kutunun içine bakalım. Neyse şuna bakarız. Kılıfı çıkıyor. Şurada bu fiki var ya, şu yanlardaki kartla. Birisi SD kart, birisi SIM kart, onları açıyor. O zımbırtı var. İçinden işte Quick Start Guide, yani hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Batarya var. Ve hani şey, kalitesiz mi almış gibi durmuyor. Hakikaten malzeme kalitesi yüksek. Kulaklık var. Şık duruyor. Ve 2.0 USB kablosu var. Kutudan hani işimize yarayan ekstra bir şey çıkacaksa o da bu kılıfı oluyor. Şöyle takınca da hani piyasada bulamazsınız falan deyince, gerçi iPhone 6 bulsak da olurmuş. Şekil itibariyle biraz iPhone 6'ya benziyor. Evet. Kılıfı da taktık ve çıkaramıyoruz, değil mi? Evet, kılıf şu an çıkarılmıyor. Elimin ayarını. Şöyle bakalım. Bu arada kılıf çıkmıyor. Hakikaten yani bu kılıfı herhalde taktığında ömürlük takıyorsun bunu. Böyle gidiyor telefon. Bakın. Ne kılıfmış ya. Tövbe tövbe. Neyse. Kılıfından çıkardık. Zor da olsa. Ya hakikaten zor çıktı. Şimdi telefon 5.5 inç. 15.35 santim. Uzunluğu var. 7.73 santim genişliği var ve 7.6 milimetre inceliğinde. Gayet şık tasarlanmış. Metal kasa ve ele oturaklı geliyor. Hakikaten hani yani sağlam telefon gibi duruyor. 165 gram çünkü. 5.5 inç 720p HD, Full HD değil, 1080p Full HD, 720p HD, arada hızlı bilmeyenler olabiliyor. Çok hani HD dedin ama 720p HD değil falan filan diyenler çıktı birkaç kere. 267 ppi, yani inç başına düşen piksel sayısı 267. Parlak, yani ekranı yetiyor. Şu an şöyle, hatta şöyle çift, bu da her Android telefonda olur bu özellik. Hani tek parmakla indirirseniz telefonun menüsüne, çift parmakla indirirseniz dedim şey menüsüne girebilirsiniz. Ama Huawei'de hani soldan indirirseniz böyle bildirimler, kısıyorlar geliyor işte hani şöyle. Sağdan indirirseniz de kısıyorlar. Yani zaten şöyle kafadan bölmüş bir olmuş. Zaten şöyle iki parmak indirirseniz ikisi de açılıyor. Snapdragon 410 var. 4 çekirdekli 1.2 GHz. Cortex A53 var. A9, A7'den sonra A53 ara model. Yani bütün olarak chipseti gayet güzel. Adreno 306 olması lazım. Şu an tam anımsayamadım. Şimdi Antutu yaparken tekrar göz gezdiririz. Antutu yaparken diyorum. ...16 GB bu telefon ve hafızası 32 GB'a kadar çıkıyor maksimum. Hani 64-128 de yapılabilirdi. Yapmamışlar. Niye yapılmamış? Hani yapmışken 64 yapsan ne olurdu diye sorusu geliyor insanın. Ama çok da sıkıntı değil. Çünkü fiyatı 999 TL. Şu an piyasadaki satış fiyatı bu telefon, onu da söyleyeyim. 2 GB RAM'i var. Hani düşük çekirdek, düşük grafik ama iyi performans. Hani birbiriyle iyi, optimize olarak iyi çalışan bir chipsette 2 GB RAM hani bu cihazın hızlanmasını sağlamış. Güzel. 13 megapiksel arka kamerası var. Ana kamerası yani. 5 megapiksel ön kamerası, selfie kamerası var. Çektiğim fotoğrafları falan koyarım, bakarsınız videonun içinde geçeriz. 3000 mAh pili var. Yani en güzel özelliği de bu. Hani 1,5 gün hani hiç yani fazla çok aktif değilsiniz sosyal medyada. Tık 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 böyle şey, WhatsApp kızı değilsiniz. Gidiyor. 2 güne kadar da gitmiyor oluyor. Dediğim gibi hani iyi çalışıyor içindeki sistem. Ben de şaşırdım. Çünkü bende 3100 mAh'lik bir telefon var. Bir günde bitiyor. 4G var. Hani yeni nesil cihaz.
Evet, evet. Ben bir tek bu telefonda sar diyene takıldım. Onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Niye takıldığımı, nasıl takıldığımı. Hakikaten takılmayacak gibi de değil. Görüyoruz ha. Sanki beni dinliyorlar değil mi? Şimdi Antutu sonuçlarına bakalım. Şimdi cihazın performansı iyi. Ben memnun kaldım. İşte bir hafta falan kullandım. Adreno 306 varmış bu arada. Antutu'ya girince baktım. Şimdi Antutu'ya 20.658 puan aldı bu cihaz. Ama dediğim gibi Antutu çok çok garanti bir sistem değil. Hani bunu hep altın çiziyorum. Çünkü dediğim gibi çakma iPhone 6 inceliyorum ben mesela. Çakma iPhone 6'da iPhone, Apple diye brand, yani marka kısmında Apple yazmış. Hani Antutu. İnsan der ki Antutu'nun iOS'ta ne işi var diye Antutu yetkilileri bakar. Yani kafana göre marka girip şey yapabiliyorsun. İşte Snapdragon 800 serisini koyunca zaten bir 10.000 puan artıyor. İşte 410 serisini koyunca düşüyor, 400 serisi falan. Ama hani cihaz olarak kullanım açısından sıkıntısı olmayan gayet güzel bir cihaz. Ona bir şey diyemem. Puan değerli 268. Sıralamada tabii ki de altları itiyor bu onu. Zaten fiyat da ona göre. Çok güzel cihaz yapmışlardı. Hani Ascent P7 idi sanırım Huawei'nin önceki cihazı. Pilden çok yani sıkıntısı vardı. Fiyat biraz 1.300 civarıydı sanırım çıkış fiyatı. Ama bunun pilden yana sıkıntısı yok. Fiyat 999 lira. Hani 1000 lira altı telefonlar için güzel bir cihaz, güzel bir telefon. Yani kullanan memnun kalır mı? Memnun kalır. Hani 1000 liraya telefon aldım. Fotoğraf başı 13 megapiksel dediğim gibi. 1080p 30 kare video çekiyor gerçi ama 13 megapiksel yani yetiyor. Güzel kamerası. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hani 13 megapiksel düşük megapiksel değil, optik olarak yetiyor. Megapiksel ile optik arasında bilmiyorum hani biliyor musunuz? Fark var bayağı. Hani lens kullanmazlar. Sen 20 megapiksel kamera koysan da o lensler olmadıktan sonra çöp çekersin. Piksel piksel Minecraft gibi fotoğraflar çıkartırsın. Şimdi gelelim bu telefonun sar değerine. Benim hani söylüyoruz hani sar değeri işte etrafımızda radyasyon, dünya kirleniyor falan filan. Global mesaj olmayacağım ama birinin altında olması gerektiğini genelde vurguluyorum. Hani söylüyorum. Aslında dünya standartlarında 2. 2 altında ama genelde Avrupa'da 1'in altında kadar kabul ediliyor. Hoşgörüyle karşılanıyor ki çok birçok telefon tanıttım. İlk defa sar değeri bu kadar yüksek olanı buldum. 1.31 watt bölü kilogram bir sar değeri var. 0.579 watt bölü kilogram. Tabii ki de bu benim internete ulaştığım sar değeri. Kendi kullanım kılavuzlarında da yazmıyor, web sitelerinde de yazmıyor sar değerinin ne olduğu. O yüzden ben bu bilgiyi verdim. Yanlışım varsa beni düzeltebilir Huawei'nin tabii. Bana o yüzden de çok yüksek geldi. Tasarımına değinmedim. Tasarımdan sonra değineceğim. Şimdi birebir iPhone 6'yı görür gibiyiz zaten. Hani burada işte elma koy buraya bilmem ne. Ama şey hani rahatsız mı ediyor? Hayır. Yeni jenerasyon öyle oluyor gibi. Zaten hani iPhone 6'da çakması deyip şey yapmayacağım. Ona bakarsan bana göre HTC One M8 çakması iPhone 6'da. Yani tasarımlar benziyor birbirine az çok. Sonuçta yine hepsinin yanında, sağında, solunda tuş var. Üstünden basıyorsun, altından giriyorsun, çıkıyorsun falan filan. Şöyle bir inceleyelim. Bunu ilk başta yapacaktım, unuttum. Üst tarafta sadece kulaklık girişi var. 3.5 mm'lik, klasik. Bütün mevzu sağ taraftan dönüyor. Ses açma kapama, power, işte uyku modu, SIM kart, SD kart ya da SD kart, SIM kart bilmiyorum. Bir tanesinden bir tanesine SIM kart takmıştım ama hangisini unuttum. Mikrofon, 2.0 USB girişi ama ortada değil. Ben bunu niyeyse çok takıyorum. Sol tarafta tertemiz. 999 lira. Fiyatı iyi. Güzel. Ben beğendim. Menüsü, şekli, şemali düzgün. Hani öyle göze batmıyor. İkonları hoş duruyor. Alıp kullanabilecek bir telefon. Ama dediğim gibi sar değeri kısmı biraz kıllandırmadı değil. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Olarak takip edebilirsiniz. Abone olun mutlaka. Yani iki tane ödülü var. Öyle boş kanal değil. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sar değeri diyorum. Hep birinin altında olsun diyorum. İnatla birinin üstünde sar değeri yapıyorlar. Hiç dinlemiyorlar beni.